Herkese merhaba. Bugün yine çok güzel bir yerdeyiz. Ara Güler Müzesi'ndeyiz. Ara Güler Müzesi İstanbul Bomonti'de, Bomonti Adada yer almaktadır. Doğuş grubuyla Ara Güler hayattayken birlikte yürüttükleri çalışma neticesinde ortaya çıkmış bir yapı bura. Uluslararası düzeyde Türkiye'nin ilk fotoğraf müzesi. Ara Güler bir fotoğrafçı değildi, İstanbul fotoğrafçısı değildi, dünya fotoğrafçısıydı. Kendisine dair söyleyecek çok fazla şey var ama biraz hayatına değinelim, biraz buradaki fotoğraflarından bahsedelim istiyorum. Ara Güler 16 Ağustos 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Yakın zamanda aramızdan ayrıldı 17 Ekim 2018 tarihinde. Bedri Rahmi Eyüboğlu, aç parantez, tarih, tire, tarih, bitti, kapa parantezler ama bitmeyen, kapanmayan parantezler var. İşte onu burada görebiliyorsunuz. Ara Güler aramızdan ayrıldı ama eserleriyle halen burada, eserleriyle yaşamakta diye düşünüyorum. Ara Güler lise dönemindeyken yönetmen ya da oyun yazarı olmak istiyordu. O yüzden Muhsin Ertuğrul tiyatro kursuna gitti. Orada tiyatroyu sevdi. Tiyatroya gitme alışkanlığını kazandı. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Tabii bu arada Yeni İstanbul Gazetesi'nde yazmaya başladı. Çalışmaya başladı gazeteci olarak 1950 yılında. 1953 yılındaysa İngiltere'de yayımlanan bir antolojide, fotoğraf antolojisinde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanıtıldı. Yine aynı yıl Amerikan dergisinde bir ilk Türk olarak, tek Türk olarak yer almayı başardı. Ara Güler kimleri çekmedi ki, kimlerin fotoğrafını çekmedi ki? Yani o kadar çok ki Salvador Dali, Picasso. Ben en çok açıkçası Dali'nin fotoğrafını seviyorum. Sonra Churchill, Sophia Loren gibi isimlerin fotoğraflarını çektim. Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Necmettin Erbakan'ın, Kenan Evren, Adnan Menderes, Turgut Özal bu isimleri fotoğrafını çektim. Ara Güler, ben bir fotoğrafçı değilim, foto muhabiriyim der. Aynı zamanda benim eserlerimde sadece bir fotoğraf görmezsiniz, bir hikaye görürsünüz der. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım, fotoğraflarımda bunu yapıyorum der. Yine müzenin içinde öylesine güzel bir sözü var ki, ben fotoğrafını çektiğim insanları sizlere gösterdim. Ama onlar benim bir parçam oldu. Hayatımı zenginleştirdiler. Ve bu fotoğraflarda sizlerin bir parçası oldu diyor. Çok güzel bir insandı, entelektüel bir insandı. Tabii ki kendi kişiliği renkliydi ama öylesine arkadaşları vardı ki, yani Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek, Sabahattin Eyüboğlu gibi isimlerle sohbet ederdi. Eski İstanbul'u özlediğini söylerdi. Artık o eski İstanbul'u göremediğini söylerdi. Çünkü o fotoğraflarında da yansıtmak istediği şey bir tat, bir lezzetti, bir renkti, bir dokunuştu. Bir orada tatlı bir huzuru görmek istiyordu. Böyle işte eski sevdalılar camlara böyle küçük taşlar atardı. Onu bekleyen aşık işte sevdalısı hemen pencerede belirirdi falan. Bu hikayeler onu çok etkiliyordu. Artık hayatın ritminin değişmesiyle birlikte bunu göremediğini söylerdi. Burada çok çok güzel fotoğraflar var ama kendisine sorulduğu zaman, benim en sevdiğim fotoğrafım, tabii bir sanatçı tüm eserlerini sever ama benim en sevdiğim çalışmam Sirkeci'de çekmiş olduğum tramvay giderken hemen böyle önünde bir kağıt toplayıcısı var, böyle çaprazında kalıyor. Bir taraftan ağır ağır böyle karlar yağıyor.
İşte o fotoğraf benim için çok ayrı, apayrı bir yere ve öneme sahip der. Sizler de şayet buraya gelmek isterseniz Bomonti Adaya uğrayın, buraya gelin, görün derim. Çok güzel bir yer gerçekten. İlber Ortaylı kendisi için, Aragüler için o bir fotoğraf makinesinin peşine takılıp gitti ama tarihe tanıklık etti. Onu da bundan sonraki nesil takip edecek, eserlerini takip edecek dedi. Böylesi önemli bir isimdi. Tarihe ışık tuttu fotoğraflarıyla. Öyle ki hayatının 90 yaşında hayata gözlerini yumdu ama 68 yıl dile kolay fotoğraf çekti. Bunları ülkemize kazandırdı, dünyaya kazandırdı. Bugün çok güzel bir yerdeydik. Aragüler Müzesi'ndeydik. Çalışanlara da bize çok güzel davrandılar, sağ olsunlar. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Bir başka güzel mekanda görüşmek dileğiyle. Görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.